Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. 2023 AYT Matematik Kampı'nda logaritmanın 3. videosundayız. Sayfa numaralarımız 88 ve 89 olacak bugünkü videolarda, bugünkü derste. 88 ve 89. sayfalarda öncelikle arkadaşlarım taban değiştirme kuralını işleyeceğiz. Bununla alakalı örnekler çözeceğiz. Daha sonrasında logaritma fonksiyonunun tersi nasıl alınır, daha kısa yollardan nasıl alınır bunları öğreneceğiz. Daha sonrasında ise bunlarla alakalı örnekleri çözüp bu dersimizi bitireceğiz. Yaklaşık olarak benim tahminimce bir 30-35 dakikalık bir ders gibi olacak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Daha sonrasında 4. dersimizde üstel ve logaritmik denklemlerin çözümü, eşitsizliklerin çözümüne geçeceğiz. Hazırsanız sevgili arkadaşlarım geçelim videomuza isterseniz. Hadi bakalım. Evet, öncelikle bize diyor ki bakın notta uygun tanım aralıklarında logaritma x tabanında y'yi biz istediğimiz tabanda yazabiliriz. Yani bölü diyeceğiz bakın şuraya. Şuradaki y yukarıda kalacak. Buradaki x de tabandaki x de aşağıda kalacak. Yani yukarıdaki yukarıda, aşağıdaki aşağıda kalacak, tamam mı? Ve istediğin tabanı kullanabilirsin burada tabii bir haricinde. Bir logaritmanın tabanına 1 gelemiyor veya negatif sayılar gelemiyor. Bunun dışında uygun şekilde istediğin sayıyı kullanabilirsin. Örnek veriyorum, logaritma 2 tabanında 5. Sen bunu sorunun içerisinde ihtiyacın oldu mesela. 3 tabanında logaritmalara ihtiyacın oldu. Sen bunu logaritma 3 tabanında ve logaritma 3 tabanında diye yazıp bak 3 nereden geldi, kafamdan uydurdum. 5'i yukarı, 2'yi de aşağıdaki logaritmanın içine yazabilirsin. İşte bu buna eşit olur. Tamam. Tabi yine arkadaşlar ihtiyaçtan kaynaklı bazı kısa şeyler de ortaya çıkması gerekiyor demiştik ya bir önceki videoda. İşte bunu da şu şekilde düşünebiliriz. Mesela elimizde bir logaritma a tabanında b var. Burada da x tabanında y dedik bakın. Şimdi ben bunları y tabanına getirirsem y tabanında y, y tabanında x olur. Peki logaritma y tabanında y neydi? 1'di. İşte bundan kaynaklı logaritma x tabanında y, logaritma y tabanında 1 bölü logaritma y tabanında x'e eşit olacak. Yani mesela burada sen tabanı b olarak kullanacak olursan logaritma b tabanında b, hatta ve hatta zaten harfli örneği vermiştik biz. Şurayı normal sayısal örnek verelim. Mesela yine 2 tabanında 5'ten ilerleyelim ve 3'e çevirelim ya da 5'e çevirelim. Logaritma 5 tabanında 5 bölü logaritma 5 tabanında 2. Şimdi arkadaşlarım bakın, üst taraf ne? 1 bölü alt tarafta logaritma 5 tabanında 2. Şimdi dikkat et. Şurası 2 tabanında 5, burası 1 bölü 5 tabanında 2 bak. O halde arkadaşlar artık şunu söyleyebiliriz ki şu ifade logaritma m tabanında n ifadesi 1 bölü logaritma n tabanında m ifadesine daima eşit. Bu da farklı bir özellik gibi karşımıza çıkar da taban değiştirme kuralının bir sonucudur aslında. Bu kuralın ismini de yazın, taban değiştirme kuralı. Bakın çoğu kitapta sevgili arkadaşlar bu kural ayrı verilir ki biz de zaten ayrı veriyoruz. Taban değiştirme kuralı. Niye ayrı verilir? Çünkü genel itibariyle tabana çok dokunamayız logaritmada. Sanki böyle dokunulmazlığı varmış gibi tabanla çok oynayamayız. Yani üssü işte logaritmalar toplanıyorsa içlerini çarpabiliyoruz. Ama bak taban sabit kalıyor her zaman. Veya logaritmalar çıkarılırken içlerini bölüyoruz. Ama bak yine taban sabit kalıyor. Veya işte logaritmanın içiyle gidip alttaki sayıyı change edebiliyoruz, yer değiştirebiliyoruz ama taban yine kaldığı yerde kalıyor. Çok dokunamıyorduk biz ona. Ama şimdi ise tabana dokunabildiğimiz tek kural olarak adlandırabiliriz bunu. Taban değiştirme kuralı. Tabanı istediğimiz gibi değiştiriyoruz öyle kafamıza göre. Aslında en çok da tabanla oynayabiliyormuşuz. Anlaştık. Pekala, bu eşitlik bize bazı pratiklikler de kazandırır. O halde mesela şöyle düşünebiliriz. Logaritma x tabanında y. Bununla ben gidip bak logaritma y tabanında x'i çarparsam bunun sonucu 1 olur diyebiliriz. E niye? Çünkü sen logaritma x tabanında y'yi bak 10 tabanında yazıyorum. Log y bölü log x. Log y tabanında x'i de log x bölü log y biçiminde düşünürsen şuna bak, şu yeşil olan mavi olanın çarpımsal tersi. O zaman ben bununla bunu çarparsam ne olur? 1 olur. O zaman bununla da bunu çarparsam 1 olur. Tamam. Ekstradan logaritmaların çarpım ile alakalı kuralı vermedik ama sen şunu bileceksin o zaman. Mesela logaritma a tabanında b ile logaritma b tabanında a çarpılırken
şunları götürebilirsin. Eğer bunun tabanıyla bunun içi aynıysa, bunun tabanıyla bunun içi aynıysa hepsi gider ve geriye sadece 1 kalır diyebilirsin. Şimdi 33. örneğimize bir bakalım seninle beraber, hadi. Logaritma 2 tabanında 3 neymiş? A olduğuna göre logaritma 12 tabanında 40 ifadesinin A türünden eşitini bul demiş bize. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar, bunun tabanını 2. Ben 2 tabanını kullanaraktan yola çıkacağım. İyi dinliyorsun burayı. 40'ı 2 ile ve 3 ile elde etmeye gayret göstereceğim. Yeri gelir 5 ile de ifade edebilirim. Tamam. Yeter ki sen bunu A türünden yazmaya çalış. Şimdi bakın 40'ı 2 tabanında yazacağım. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 10 diyeceğim. Bölü, hatta 10 demeyelim çünkü bir 5 2 çarpanı daha var sonuç olarak. 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5. Bak şimdi ne oldu bunları toplarsak? 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yaptı. 8 kere 5 de 40'ı verdi bize. Bak 40'ı elde ettim şu an. Daha sonrasında diyorum ki bak güzel kardeşim, bölü dedim. Alt tarafta ise 12'yi elde etmeye çalışırsam logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 ne yaptı? 4. Bir de logaritma 2 tabanında 3 derseniz 12'yi de elde etmiş olursunuz. Bak yukarısı logaritma 2 tabanında 40. Alt kısımda logaritma 2 tabanında 12. Sen biliyorsun ki bunun ikileri görmezden gelirsen logaritma 12 tabanında 40 olduğunu biliyorsun. Bak elde ettim ben logaritma 12 tabanında 40. Şimdi o zaman gel şurayı şöyle yazalım bak. Logaritma 2 tabanında 2, 2 tabanında 2, 2 tabanında 2, hepsi bunların 1'di. 1, 1, 1 daha 3 yapar. Artı logaritma 2 tabanında 5 dedim. Bölü alt kısımda 1 artı 1, 2 yaptı. Artı 2 tabanında 3 neydi? A'ydı. İşte arkadaşlarım logaritma 12 tabanında 40 ifadesinin A türünden eşiti budur. Bakın içerisinde sayı, 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 bir tane de A'yı kullandık. Böylelikle A türünden eşitlemiş olduk sevgili arkadaşlarım. Yukarıdaki örnekten sonra bu örneği de iyice dinlersen çok güzel anlayacaksın. Şimdi çok iyi dinle. Logaritma 4 tabanında 27'yi ben logaritma 2'nin karesi tabanında 3'ün küpü biçiminde yazacağım. 3'ü başa 3 diye atacağım. Şuradaki 2'yi de başa 1 bölü 2 diye atacağım. Çarpı logaritma 2 tabanında 3 olacak, tamam mı? Bu neymiş arkadaşlar? X. Şuradaki 3'ü buradan aldım. Karşıya bölüm olarak attım. Buradaki 2'yi buradan aldım ve karşıya çarpım olarak attım. Böylelikle logaritma 2 tabanında 3'ün arkadaşlarım 2x bölü 3 olması gerektiğini anladım. Şimdi bu artık cebimizde kalsın. Bu bizim için değerli. Bizden istenen logaritma 36 tabanında 24'ün x türünden eşitiydi. Şimdi ben 2 tabanında 3'ten 36 ve 24 sayılarını elde edeceğim. İyi izliyorsun. Logaritma 2 tabanında 2 de 2 ile başladım. Artı logaritma 2 tabanında 2 dedim. Artı logaritma 2 tabanında 2 dedim. Böylelikle 8'i elde ettim. O halde bu 8'i artık durmayalım. 3 ile çarpalım ve 24 olsun. Bak logaritma 2 tabanında 2, 2 tabanında 2, 2 tabanında 2, 2 tabanında 3 toplarsan 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 24'ü elde edersin. Alt kısımda ise bölü. Neyi elde etmem gerekiyor? 36'yı. Bak iyi dinle. Logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanındaki ne yaptı? 2 tabanında 4 yaptı. 2 tabanında 3 dedim. Ne yaptı? 12. 2 tabanında 3 dedim. Ne yaptı? 36. 36'yı elde ettim. 24'ü elde ettim. Üst taraf artık benim için logaritma 2 tabanında 24. Alt tarafta benim için logaritma 2 tabanında 36'dır artık. Pekala. Şimdi gelin yerlerine yazalım. Bakın 1, 1, 1. Şu neydi? Hocam o da 2x bölü 3'tü. Yani 3 artı 2x bölü 3 yaptı. Alt kısımda da 1, 1 daha 2 arkadaşlar. Artı şuraya bakıyorsunuz. 2 tabanında 3, 2 tabanında 3. Nedir? 2 tane 2x bölü 3. 2 tane 2x bölü 3 de 4x bölü 3 yapar değil mi? Şimdi bunları bir güzel yazalım. 3 kere 3, 9. 2x ekledim. 11x bölü 3 geldi. Alt kısımda 2 kere 3, 6. 6'ya 4 eklediniz. 10x bölü 3 geldi. Bölü 3'leri götürürsünüz. Hop, hop. Daha sonrasında da sevgili arkadaşlarım, bu arada şurası 6 artı 4x. Biz neler yaptık öyle? Oo, hiç uyarmıyorsunuz da. İsmail Hoca dağılmış gitmiş var ya, yemin ederim dur 3'ler gider de. 3 kere 3 9, 9'un üstüne 2x ekledim 11x yazdım. Oo, 9 artı 2x arkadaşlar burası, kusura bakmayın. 2 kere 3 6, 6 artı 4x burası da, tamam mı? Oy neler yapmışız. 3'ler gitti.
Geriye ne kaldı? 9 artı 2x bölü 6 artı 4x kaldı ki bu da bize zaten ikileri görmezden gelirseniz logaritma 36 tabanına 24'ü verir arkadaşlarım. X türünden eşiti budur. Ya ben de diyorum yukarıda öyle yazdım ya 11x bölü 10x geldi x'ler de gitti 11 bölü 10 gelecek diye. Lan dedim bir dakika hani x türünden istiyorduk yani neler oluyor? Neyse ucuz atlattık ucuz yırttık. 35. örnek. Logaritma 2 tabanında 81. Şimdi bak ben bunu 2 tabanında 81 nedir? 3'ün 4. kuvveti mi? Çarpı logaritma 3 tabanında 125 nedir? O da 5'in küpü. Logaritma 5 tabanında 256'da biliyorsunuz ki 2 üzeri 8'dir arkadaşlar. Burada 4'ü başa atacaksınız. 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı 3'ü de başa attım. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 5 geldi. Çarpı 8'i başa attık. 8 çarpı logaritma 5 tabanında 2 geldi. Şimdi dikkat. 4 kere 3 12. 12 kere 8 96 yapar arkadaşlar. 96 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2 dedik. Bunları dedikten sonra da şunu yapıyoruz artık. Bak bunun tabanı 2 bunun içi 2. Bunun tabanı 5 bunun da içi 5. Bunun tabanı 3 bunun da içi 3. Yani logaritmalı bir ifade kalmadı. Elimizde kalan tek ifade 96'dır. İşte bu da bizim zaten cevabımızdır sevgili arkadaşlar. Evet geçtim 36'ya. 36. örneği de şöyle yaklaşalım biraz. Heh. Şimdi logaritma köküç tabanında 25 demiş. Bakın arkadaşlar logaritma köküçü ben 3 üzeri 1 bölü 2 biçiminde yazacağım. 25'i de 5'in karesi biçiminde yazalım. Çarpı logaritma bakın şu ne demek? 5 üzeri 1 bölü 3 demek. Çarpı, çarpı diyorum özür dilerim. 5 üzeri 1 bölü 3 tabanında 27 de 3'ün küpüdür. Şimdi şuradaki 2'yi başa attınız 2. 1 bölü 2'yi de ters çevirip başa attınız çarpı 2 oldu. Çarpı logaritma 3 tabanında 5 geldi. Çarpı şuradaki 3'ü başa attınız 3. Buradaki 1 bölü 3'ü de ters çevirip başa attınız 3. Çarpı logaritma 5 tabanında 3 oldu. Şimdi dikkat edin 3 tabanında 5 ile 5 tabanında 3'ün çarpımı zaten hop hop 1. Şuraya bakıyorsun 2 kere 2 4, 3 kere 3 9. O halde 4 kere 9 kaç yapar? Tabii ki 36'nın ta kendisi yapar. Bu da bizim cevabımızdı. 88. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Ve artık sevgili arkadaşlarım sağ tarafı da dolduracağız şimdi. Sol taraf gayet nizami olmuş. Geçtik 37'ye. Demiş ki logaritma... Bu x, y, z'ler çarpım durumunda sana sorunun içerisinde x, y, z 3 basamaklı bir sayıdır demiyorsa sen bunları çarpım olarak algılayacaksın. Bunu teğeti de uyarmıştık. Şimdi x çarpı y çarpı z tabanında x a'ymış. X, y, z tabanında y b'ymiş. X, y, z tabanında z'nin ifade, z ifadesinin eşiti soruyor. Şimdi ben bunu şöyle diyeceğim. Logaritma x, y, z tabanında x artı logaritma x, y, z tabanında y artı logaritma x, y, z tabanında z olsaydı. Görüyorsunuz ki tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa içlerini ne yapıyorduk? Toplarken çarpıyorduk. Çarpıyorsak demek ki artık burası logaritma x, y, z tabanında x, y, z gelir arkadaşlar çarpımları. Bu da sen biliyorsun ki bunun sonucu 1. Şimdi şu kısım neye eşitti? Öncelikle onu yazalım. Şu kısım arkadaşlarım a'ydı. Artı şurası. Burası da b'ydi hocam. Artı şu kısım da sevgili arkadaşlarım hemen sağındaki şurası da bize sorulandı zaten. Bu da neymiş? 1 miymiş? Bizden şu isteniyor artık. Pekala. O halde ben diyorum ki şu a artı b'yi karşıya atarsan cevap hazır. Soru işareti eşittir. 1 eksi a eksi b yapar arkadaşlar. Cevabımız budur diyebiliriz. 38. örnek. 5 üzeri 3 bölü logaritma 9 tabanında 25. Öncelikle ben bunu şu şekilde yazarım. Bak 5 üzeri 3 çarpı şunu ters çevirip yukarı alırsam logaritma 25 tabanında 9 yapacaktır. Bu bir. İkinci olarak da ben bunu 5 üzeri 3 çarpı iyi dinliyorsun burayı. Şöyle biraz da yaklaştırayım istersen. Çok mu yaklaştık? Yok aslında iyi ama biraz uzaklaşmakta fayda var. Bak 5 üzeri 3 bölü dedik. Sonra da diyorum ki logaritma bak şimdi şu 25'i 5'in karesi biçiminde. 9'u da 3'ün karesi biçiminde yazacak olursan ikileri başa atacaksın ya 2 bölü 2 olacak bak şunlar da gidecek değil mi? 2 bölü 2'nin de sen zaten 1 olduğunu biliyorsun. O halde şu 2 bölü 2'yi de ortadan kaldıralım çarpı diyelim. Bu 3'ü de aldım hop 3'ün kafasına attık. Böylelikle arkadaşlarım şu da gitti.
5 üzeri logaritma 5 tabanında 27 geldi biliyorsun. Şimdi ise şu 27 ile buradaki 5'i yerlerini değiştirebilirsin. Madem öyle eşittir diyorum. Cevap ne olacak? 27 üzeri logaritma 5 tabanında 5 gelecek ki 5 tabanında 5 nedir? Onu gayet iyi biliyorsun. 1'dir. O halde cevabımız 27 üzeri 1'den 27 olacaktı sevgili gençler. Evet, 39. örneğimiz için aşağı doğru inelim ve başlayalım çözmeye. Öncelikle bize demiş ki bakın, 3 üzeri x eşittir 18 üzeri y olduğuna göre x eksi 2y bölü y oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi neler yapılabilir bir düşünelim bakalım sizle beraber, ortaklaşa olmaz mı? Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x'imiz var eşittir 18 üzeri y demek 3 üzeri y çarpı 3 üzeri y çarpı 2 üzeri y demek. Biliyorsun ki üstlü sayılarda üstler aynıysa ve ifadeler çarpılıyorsa tabanlar çarpılıp aynı üst üzerine tekrar yazılıyordu. Dolayısıyla 3 çarpı 3 çarpı 2 de 18 olduğu için ben bunu bu şekilde yazarım. Şimdi bak 3 üzeri x eşittir. Şununla şunu bir araya getir. 3 üzeri 2y yapar. Çarpı 2 üzeri y gelir. Dikkat et. Burası 3 üzeri 2y, burası 3 üzeri x. Ve çarpım durumunda ben bunu karşıya bölüm olarak atarsam 3 üzeri x bölü 3 üzeri 2y eşittir 2 üzeri y'yi verecektir bana. Şimdi yine üstlü sayılardan ilerliyoruz bak. Tabanlar aynı. O zaman üstleri birbirinden çıkaracağız. Yani x'ten 2y'yi çıkaracaksın. Böylelikle 3 üzeri x eksi 2y eşittir 2 üzeri y'dir diyeceksin. Buraya kadar her şey tamam. Buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi yazalım bir bunu. 3 üzeri x eksi 2y eşittir 2 üzeri y dedik. Şimdi ben her iki tarafın 1 bölü y'nin kuvvetini alırsam şurası bölü y olur. E hocam burası da bölü y olur. Değil mi? O halde 3 üzeri x eksi 2y bölü y, 2 üzeri y bölü y. 2 üzeri y bölü y nedir? 2'dir. Şimdi bakın ne diyor bana? Ben şuna, bize sorduğu soru var ya şurası. Ben onu burada elde ettim. Şimdi ben bu bana sorduğuna eğer ki a dersem, aslına bakarsanız şurası ne oldu? A oldu. 3 üzeri a eşittir 2'ymiş. Bana a'yı soruyor. Peki a'yı yalnız bırakmayı biz neyle sağlıyoruz? Şu an işlediğimiz konuyla değil mi? O halde a nedir arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 2'nin ta kendisidir. Bize bu sorulmuş dedik. Şimdi bakalım notumuza. Dikkat ettiyseniz ben size bunu fonksiyonlarda anlattım. Ben size bunu trigonometride de anlattım. Şimdi logaritmada da anlatıyorum. Bu nedir hocam? Kısa yoldan fonksiyonun tersini alma yoludur arkadaşlar, tamam mı? Bunu yaparsanız kısa yoldan basit bir şekilde hata yapma olasılığını neredeyse sıfıra indirerek fonksiyonların tersini alabilirsiniz. Trigonometride gayet yorumlarda da gördüm faydalı, sizler için faydalı olduğunu hissettim arkadaşlar. Şimdi zaten faydalı olacağını biliyordum da, çünkü hani güzel bir yöntem de, ben öğretmenim, diğer normal fonksiyonlarda ters alma yöntemiyle yaparken benim canım sıkılıyor. Hata yapmaktan korkuyorum bak, ben öğretmenim. Ama şu yöntem bence gayet akıcı ve hata yapma olasılığı gayet az. Logaritmik veya üstel fonksiyonların tersini aşağıda gösterdiğim yöntemle alabiliriz. Şimdi fx fonksiyonu örnek veriyorum. Logaritma 2 tabanında x eksi 7 bölü 3. Biz f'in tersini bulalım demişiz. Önce x'e uygulanan işlemleri yapıyorsunuz. Bak burada x'ten ilk olarak ne yapılmış arkadaşlar? 7 çıkarılmış. 7 çıkarılmış. Sonra 3'e bölünmüş. 3'e bölünmüş. Sonra 2 tabanında logaritması alınmış. Şimdi burada bir ok var. Bu ok ne işe yarıyor? Yukarı doğru olan ok. İşlem sıralamasını şimdi tersini bulurken yukarı doğru yapacağız. Tersten yapacağız ve bütün işlemlerin de anti işlemlerini uygulayacağız arkadaşlarım. Yani ne demek? Örnek veriyorum, tersten başlarken 2 tabanında logaritması alınmış demişiz ya. Bunun tersi nedir? 2 tabanında üs almaktır. Yani arkadaşlar ben 2'nin üzerine x'i yazacağım. Bu 1, 2. 3'e bölünmüş, biz ne yapacağız? 3'e çarpacağız. 3 ile çarpacağız. Çarpı 3. 7 çıkarılmış, biz ne yapacağız? 7 ekleyeceğiz. Artı 7. İşte size fonksiyonun tersi arkadaşlar. Ki burada da zaten yazmıştım. Şimdi sıradaki örnek sizin. İsterseniz videoyu bir durdurun. Durdurduktan sonra çözmeye çalışın. Ben devam edeyim. Tamam. Fx eşittir 3 çarpı logaritma 6 tabanında 2x eksi 1 fonksiyonunun tersini bul demiş. 1. X'e uygulanan işlemleri yazıyoruz. 2 ile çarpılmış bak. 2 ile çarp. Sonra ne yapılmış hocam? 2. 1 çıkar. Sonra ne yapılmış? 3.
6 tabanında log alınmış. 6 tabanında log alınmış. 4. işlemde 3 ile çarpmış. 3 ile çarpmış. Şimdi ben ne yapacağım? Terse ilerleyeceğim ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yapacağım. 3 ile çarpmak yerine önce 3 ile 3'e böleceğim. 6 tabanında logaritma almak yerine bunun 6 tabanında üstünü alacağım. Ve sevgili arkadaşlarım, 1 çıkarmak yerine buna 1 ekleyeceğim. 2 ile çarpmak yerine de 2'ye böleceğim. İşte size fonksiyonun tersidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar bu ifademiz. Şöyle de kenarda dursun. Şimdi geçelim 41. örneğimize. Yine tersini bulacağız. Bakın önce ne yapılmış? 6'ya bölünmüş. 1. Şuradan başlayalım. 1. 6'ya böl. Sonra 2. 2 eklemiş. Sonra 3. 3'e bölmüş bakın. 3'e böl. Sonra da 4. Logaritması alınmış. Pardon, özür dilerim. 3'e bölmek ondan önce yapılmış. Ondan sonra yapılmış. Şunun önce logaritmasını alacağız. Hangi tabanda? 3. 10 tabanında. 10 tabanında log al. Daha sonrasında 4 3'e bölmüş ve 5 kare almış. Kare al. Şimdi kare almanın tersi nedir? Kök almaktır. 3'e bölmenin tersi 3 ile çarpmaktır arkadaşlarım. Çarpı 3. 10 tabanında logaritma almanın tersi 10 tabanında üs almaktır. 2 eklemenin tersi 2 çıkarmaktır. 6'ya bölmenin tersi 6 ile çarpmaktır. İşte f'in tersinde x budur sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 42. örnekte. X'ten 1, 3 çıkarmış. Sonra 2, 2 tabanında bu sefer üs almış. Üs al. 3, sonra karekök almış. Karekök. Ve 4, 7 ile çarpmış. Şimdi biz ne yapıyoruz? İlk başta buradan başlıyoruz. 7'ye bölmemiz gerekiyor. Çünkü 7 ile çarpmış önce. 7'ye böldüm. Sonra karekök almak yerine ben karesini alacağım. 2 tabanında üs almak yerine 2 tabanında logaritmasını alacağım. 3 çıkarmak yerine ben 3 ekleyeceğim. İşte size f'in tersinde x sevgili gençler. 43. örneğim. Yine tersini bulacağız. İyice pekişmesini istiyorum. 1. Önce 2 tabanında üs almış. 2 tabanında üs almış. 2. 5 eklemiş. Sonra 3. 3 tabanında, 3 tabanında log almış. Tersten başlıyorum ve terse doğru anti işlemlerini yapıyorum. 3 tabanında logaritma almanın tersi 3 tabanında üs almaktır. 5 eklemenin tersi 5 çıkarmaktır. 2 tabanında üs almanın tersi 2 tabanında tabii ki logaritma almaktır. İşte size f'in tersi. Bu kadar basit. Ve 44. örneğimize de bakalım. 1. Önce küp almış. Küp al. 2. 5 çıkarmış. Sonra 3. 2 tabanında üs almış. 2 tabanında üs almış. 4. 3 bölü 2 ile çarpmış. 3 bölü 2 ile çarp. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Tersten başlıyoruz. 3 bölü 2'ye çarpmak yerine 3 bölü 2'ye böleceğim. Ki bu ne demek? 2 bölü 3 ile çarpmak demek aslında. Dolayısıyla 2x bölü 3 dedim. Daha sonrasında bunu hallettik. 2 tabanında üs almak yerine 2 tabanında ben logaritma alacağım. 5 çıkarmak yerine 5 ekleyeceğim. Küp almak yerine de küp kök alacağım. İşte size f'in tersinde x fonksiyonu sevgili arkadaşlarım. Bu kadar basitti. Evet, artık videomuzu noktalayabiliriz burada. Logaritmanın 3. videosuydu ve 3. videoda arkadaşlarım artık üstel ve logaritmik denklemlerin çözümüne geçeceğiz biz 4. videoda. Neden burada bırakıyoruz? Çünkü arkadaşlarım artık yeni bir konu, denklemlerle eşitsizlikleri aynı videoda vermem gerekiyor. Buraya başlarsak şimdi eşitsizlikler videosu bölünmüş olacak. Dolayısıyla buna gerek yok. Gayet tertemiz 1,5 sayfalık bir ders yaptık. Eğlenceli ve tatlı bir dersti. Ben keyif aldım açıkçası. Şu ters alma olayını lütfen hallet be. Olur mu? Gözünün yağını yediğim. Lütfen. Şu ters alma olayını hallet. Çünkü trigonometride de işe yarıyor. Normal fonksiyonlarda, polinomda bile işine yarar. Logaritmada işine yarıyor. Üstel fonksiyonda işine, her yerde işine yarıyor. Dolayısıyla bunu bir hallet, olur mu? Hadi arka arkaya kendinde örnek yaz. Olmadı trigonometridekileri görmediysen oradakilere de bakabilirsin. Ama lütfen hallet. Bu senin için güzel bir gelişme olur. Evet, sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.